Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere günlerce bayatlamayan, tazeliğini kaybetmeyen elmalı kurabiye tarifim var. Aparat kullanma derdi olmadan evinizde bardağınız varsa bu kurabiyeyi çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kıyır kıyır bir kurabiye arkadaşlar, denediğinizde sizler de göreceksiniz. Videomu izlerken beni nereden takip ettiğinizde yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sizleri bekletmeden tarifimin hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle bu şekilde 4 adet sarı elma kullandım. İsterseniz kırmızı elma da kullanabilirsiniz ama tatlı olması önemli. Elmalarımın kabuklarını bu şekilde soyuyorum ve elmalarımı rendeleyeceğim. Çok fazla büyük bir elma değil, küçük boy 4 adet elma kullandım. Orta boy kullanacaksanız 3 adet yeterli gelecektir. Elmalarımın kabuklarını soydum ve bu şekilde dilimledim. Rondomdan elmalarımı rendeliyorum arkadaşlar. Bu şekilde rondomun rendeleme kısmı var benim. Bu şekilde kolay olması için rondomdan rendeledim. İsterseniz elinizde de rendeleyebilirsiniz. Ama bu şekilde çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi elmalarımı rendeledim. Bu şekilde rendeledikten sonra artık tavamın içerisine alıyorum. Tavamın içerisine koydum. Elmalarımın tamamını koyduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın kullandım. Tarçın miktarını isterseniz artırabilirsiniz, seviyorsanız. Elmamı hazırlamaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Elmalarım suyunu salıp suyunu çekinceye kadar iyice kavuruyorum. Elmalarımın yumuşamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi elmalarım sulanmaya başladı. Bu suyunu çekene kadar elmalarımı pişiriyorum. Hala bir miktar daha suyu var arkadaşlar. Tamamen suyunu çekene kadar ocağımda tutuyorum. Tamamen suyunu çektikten sonra da ocağımdan alıyorum. Bu şekilde tamamen suyunu çektikten sonra içerisine ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Ben kullanmadım arkadaşlar. Elmalı harcımı hazırladım. Artık hamurumu yapmaya geçiyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 150 gram margarin veya tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket şekerli vanilya, 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozumu ekliyorum. Bu kısmını elimle iyice yoğuruyorum. Yağım erinceye kadar iyice bu kısmını yoğurdum. Eğer evinizde pudra şekeri yoksa normal şeker de koyabilirsiniz. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçümde 200 miligram. Unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyorum arkadaşlar. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurursanız bu şekilde hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Unumun tamamının içerisine ekledim ve hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hamurunuzu iyi bir şekilde yoğurmanız da oldukça önemli arkadaşlar. Hamurunuz kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edin. Toplamda 2,5 su bardağı un yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yaptık.
Artık kurabiyelerimi yapmaya geçiyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve hamurumu 3 parçaya ayırıyorum. Eşit olması hiç önemli değil. Sadece kolay bir şekilde açabilmek için bu şekilde 3 parçaya ayırdım. İsterseniz parçalamadan da direkt olarak açabilirsiniz. Hamurumu güzelce açıyorum. Yaklaşık yarım santim kalınlığında açalım. Daha sonra da bir su bardağı yardımıyla hamurlarımı keseceğim. Evinizde su bardağı varsa bu tatlıyı, bu kurabiyeyi yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Bu şekilde su bardağıyla kestim. İsterseniz daha küçük yapmak için çay bardağı da kullanabilirsiniz. Geriye kalan hamurlarımı alıyorum ve bir kenarda topluyorum. Daha sonra o hamurumu yine açacağım ve aynı şekilde yine yapacağım arkadaşlar. Hamurlarımı kestikten sonra birer tatlı kaşığı hazırlamış olduğum elmalı iç harcımdan koyuyorum. Bir kenarıyla diğer kenarını orta kısmında birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir kurabiye. Bu şekilde kolayca sizler de hazırlayabilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. 20 santim kalınlığında olacak şekilde hamurumu bir miktar büyütüyorum. Hamurumu belirli bir büyüklükte açtıktan sonra su bardağı ile güzelce kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurumun etrafındaki hamurları topluyorum. Bir kenara alıyorum. Birer tatlı kaşığı elmalı iç harcımdan koyuyorum. Birer tatlı kaşığı yeterli geliyor arkadaşlar. Bir kenarını tutup diğer kenarıyla orta kısmına birleştiriyorum. Elmalı kurabiyelerimi hazırladım. Hazırlamış olduğum elmalı kurabiyelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. İsterseniz yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde fırın tepsinize yapışmayacaktır. Önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırınımda fırınımın 3. rafında kurabiyelerimi pişirdim. Yaklaşık 20 dakika içerisinde pişti. Pişen kurabiyelerimi bir miktar soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Eğer sıcak serperseniz pudra şekerleriniz erir arkadaşlar. Kurabiyelerinizi soğutmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimin yapım aşaması sadece bu kadardı. Hem oldukça kolay, hem aparat kullanmadan yapılabilen, evinizde bulunan malzemeleri kullanarak yapabileceğiniz bir kurabiye. Şimdi size kıvamını da göstermek istiyorum. Alt kısmı da gayet güzel bir şekilde pişti. Kıyır kıyır, bayatlamayan, günlerce taze kalabilen bir kurabiye tarifi. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kişiye erişebilmemiz için oldukça önemli. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.